Oldum olası başarı ile başarısızlık arasındaki farkı nitelikli bilginin yarattığına inandım. Bu açıdan birçok kurumun eğitim çalışmalarına katılmaya özen gösterdim. Parça okulu maceram sosyal medyada bir ilan görmemle başladı. CHP Parça Okulu İzmir'de bir gençlik eğitim kampı düzenliyordu ve görür görmez gitmem gerektiğine inandım. Ancak bazı sağlık problemleri nedeniyle katılamadım ve sanırım bugüne kadar hiçbir şey bu kadar aklımda kalmamıştı. Sosyal medya hesapları üzerinden parça okulu ile temasa geçtim ve İstanbul'da yapılacak ilk eğitime katılmak istediğimi bildirdim. Bu ilgim parça okulunu da çok mutlu etti. İstanbul'da, yani kendi ilimde, hatta kendi ilçemde yapılan gençlik akran eğitimi ile ilgili bilgilendirildim ve kelimenin tam anlamıyla koşa koşa gittim. Ben eğitimin toplumsal sorunların çözümünde önemli bir yapı taşı olduğunu düşünen bir insan olarak bütün genç arkadaşlarımın bu eğitime katılmasını özellikle tavsiye ederim. Partinin tüzüğü, programı, tarihi, sosyal demokrasi ve iletişim konularında beklentilerimi karşılayan dersler aldım. Hatta sosyal demokrasi dersini ben anlattım. Sonrasında eğitimde tasarladığımız sosyal projemizi de gerçekleştirdik. İnsanlara dokunarak, onlara bir iyilik yapmak siyasetin çok daha ötesinde bir şey. Bu eğitimden sonra yine parti okulunun sosyal medya hesapları üzerinden Ankara'da yapılacak olan Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitiminin çağrısını gördüm. İstanbul'dan Ankara'ya eğitime gittim. Cumartesi gecesini, pazar günü sunumunu yapacağım konu için araştırma yaparak ve sunumumu hazırlanarak geçirdim. Eğitim, gerçekten gerekirse insanın gecesini gündüzüne katarak vakit ayırması gereken bir gerçek. Atatürk'ün işaret ettiği gibi gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Ve cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir. Yerinde duran bir şey ise geri gidiyor demektir. İşte sanırım bu inanç ve çaba aldığım bir telefonla eğitici eğitimine çağrılmamı sağladı. Parça okulu eğitmenlerinde aranan gelişime açık olma, adanmışlık, kişisel çıkar gözetmeme, parti okulunun felsefesinde bulunan karşılık beklemeden paylaşmaya ve partiye hizmete verilen önem, hepimizin sahip olması gereken erdemleri temsil ediyor. Atanın gösterdiği muasır medeniyet seviyesine gelebilmenin yolu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolu ise eğitimden, yani parti okulundan geçiyor. Dahil olduğum yeni aile her yönüyle beni çok heyecanlandırıyor. Türkiye'yi köşe bucak gezen bu aile ile yurt toprağının dört bir yanında vereceğimiz eğitimlerde insanlarımızla birbirimize katacaklarımızı sabırsızlıkla bekliyorum. İktidar yolu, parti okulu.